Yayınıma hoş geldiniz. Evet, konular çok gergin konular. Evet, Putin'in Erdoğan'la Karabağ'ı görüşmek istediği ve bunun için tabii ki teklifler sunduğu kamuoyuna yansıdı. Evet, İdlib konusunu da görüşecek ama en çok Karabağ konusunda şu anda görüşmek istiyor. Bunun nedenini size daha önce söyledim. Türkiye'nin Azerbaycan'da yaptığı tatbikatlar Putin'i endişelendirir. Ruslar ne oluyor dedi. Yani Ruslar Azerbaycan'a uyarsa da Türkiye ile görüşmek istiyor. Zengezur sözünü tutmayan, İdlib'de Türkiye'nin üstlerin çevresine ateş açan Putin'e Türkiye öfkeli. Sayın Erdoğan'ın resti de bu yüzden hala şu anda bir zirve için, bir görüşme için cevap gelmedi. Bu da Rusya'ya olan öfkenin, Rusya'ya olan güvensizliğin tam bir göstergesi aslında. Erdoğan Putin'in sözünde durmadığını ve güvenilmez bir siyasi figüre dönüştüğünü görüyor. Zengezur'la ilgili %100'lük sözünü tutmadı değerli izleyenler. Yani sözünün eri olmalıydı, tutmadı. Şunu bunu bahane etmesin, istediğini Ermenilere kabul ettiriyor. Özellikle bu konularda kimsenin bahanesine, Rusya'nın bahanesine Türkiye'nin karnı tok. İdlib'de niye bizim birliklerimize saldırdı? Niye Erdoğan'ı sinirlendirdi? Evet, Erdoğan şu anda dün en büyük konvoylardan birisini Suriye'ye yolladı. Evet, İdlib'e büyük bir konvoy yolladık. Yeni bilgi değerli izleyenler. Evet, İdlib'e Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyları giriş yapmaya başladı. Daha büyük bir konvoy giriş yaptı. Çünkü yapılan hamleler, Suriye'de Rusya'nın güvenilmez adımları Türkiye'yi tabii ki rahatsız etti. Türkiye'de tedbirler almak ve Rusya'nın yaptıklarını yanına bırakmamak adına büyük bir konvoyla yeniden İdlib'e girdi. Türkiye'nin İdlib'de hem milli güvenliğinin hem de oradaki sivil vatandaşların biliyorsunuz büyük bir kıyıma uğramasını engellemek adına orada olduğu belli. Ama Rusya Karabağ'da sıkıştıkça, Karabağ'da biz tatbikat yaptıkça Suriye'deki üstlerimize ateş açıyor. Şimdi de bizim tatbikatlarımızın çoğaldığını görünce, askeri anlamda işbirliklerimizin arttığını görünce, Konya jet üstünde yaptığımız tatbikatları görünce tabii ki şaftları kaydı. Türkiye'nin birliğinin ve Türkiye Genelkurmay Başkanı'nın beresiyle karşılaması, savaş komando beresiyle karşılaması, evet önemli bir anekdottu ama Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyarete gelen Azerbaycan'ın savunma ekibinin savaş kıyafetleriyle poz vermesi, savaşa hazırız, nazırız mesajıydı. Mesajı alan Putin, Türkiye ile Karabağ konusunu müzakere etmek istiyormuş. Sen önce güven kazan, sen önce sözlerinde dur değil mi? Türkiye sözünü tut diyor Putin'e. Evet, tatbikattan kareler. Şu anda tatbikatta bildiğiniz üzere Genelkurmay Başkanımız, Milli Savunma Bakanımız, Azerbaycan Milli Savunma Bakanımız ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanımız var. Evet, bu güzel kareler bizler için önemli. İşler yolunda, hiç merak etmeyin. İşler yolunda değerli izleyenler. Evet, Milli Savunma Bakanı Sayın Akar'ın orada şu anda ellerini kaldırarak uçakları selamlaması. Hiç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Hiç kimse Türkiye'ye karşı böyle işler çeviremez. İşte Türkiye'nin özellikle Savunma Bakanımızın Hasanov'u kucaklaması. Bambaşka kareler bunlar. Gerçekten milli birliğin, milli birlik ve beraberliğin tavan yaptığı anlar. Evet, Türkiye izin vermeyecek. Putin'in böyle bir nabız yoklaması, ne düşünüyorlar? Ne yapabilirim? Yaptıklarımızı nasıl koruyabiliriz? Karabağ'daki mevcutiyetimizi nasıl savunuruz için bizim için nabız yokluyorlar. Biz Rusya'nın çözüm odaklı olduğunu bilsek tabii ki bu konuda kararlı oluruz. Ama Putin çözüm odaklı değil değerli izleyenler. Size hemen ispatını yapayım. Daha önce de yaptım. Şimdi de yapayım. İçiniz müsterih olsun. Evet, hatırlayın. Putin birkaç ay önce ne dedi? Evet, Putin Karabağ işgalini resmen açıkladı. Karabağ Rus toprağıdır diye. Bunu ne zaman söylemişti? Bunu aslında bir cümlenin içinde söyledi. Dedi ki Sovyetlerden ayrıldığı, evet şu anda cömert bir şekilde topraklarımızı alanlar kendi toprakları sanmasınlar. Eski Türk Cumhuriyetlerinin hepsi, evet bize bağlı cumhuriyetlerin hepsi Rus toprağıdır dedi. Evet, yanlış duymadınız.
Rus toprağıdır dedi. Daha sonra Putin Karabağ'la ilgili savaş sırasında verdiği röportajda Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın toprağı. Biz Ermenistan'ın toprağına saldırı olursa kolektif örgüt olarak harekete geçeriz. Azerbaycan şimdi kendi toprağında savunma yapıyor diyerek aslında kendisiyle çelişen açıklamalar yapmıştı. Yani Karabağ Savaşı'nda Dağlık Karabağ ve Karabağ için orası Azerbaycan'ın toprağı, savunmaya hakkı var derken aslında planın işlediğini biliyordu. Yani Hankendi'ye kadar bu saldırılara izin verecek, Hankendi'de Türklerden burayı kurtardım diye oraya çökecek, Batı'dan da hiç tepki almayacaktı. Planlamayı muhteşem yaptı. 9 ve 10 Kasım anlaşmasında bizim de ağzımıza bir bal çalmayı ihmal etmedi. Ne dedi bal çalarak? Dedi ki size de Zengezur'u vereceğiz. Aman Allah'ım dedik, imzalandı. Görüşmeler bitti ama Zengezur'da Putin yine yan çizdi. Evet, yine yan çizdi. Dediğimiz üzere bu yan çizmelere karşı Türkiye önemli rollerini sahada Azerbaycan'la her gün neredeyse her hafta tatbikatlar yaparak gerçekleştirmeye çalıştı. Türkiye Kırım için atak yaptı, Kırım için kararlar aldı ve Kırım için adımlar attı. Türkiye Kırım'la ilgili toplantılara ve Kırım'ın işgalini önlemeyle ilgili çalışmalar yapınca Zaharova zehir zemberek açıklamalar yaptı. Özellikle bu toplantıya katılan ülkeleri not ediyoruz. Nereye not edersen et, ne yaparsan yap Zaharova, sen önce evlen. Sen evlen, biz kurtulalım. Bu kadar Karabağ'da bizimle uğraşma. Evet, Putin'in şu anda evlenme için damat adayı aradığı söylenen Zaharova'yı karşınızda görüyorsunuz. Yeter artık Zaharova. Yeter. Evlen de kurtulalım. Putin misafirperver olmayan ve aile terbiyesinde gerçekten misafirperverliği öğrenmemiş bir isim. Türk heyeti geldiğinde kapıda bekletme, evet, nezaketsizliğini göstererek aslında ne kadar misafirperver olamadığını, bu kültürü edinemediğini göstermiş oldu. Ama bilsin ki şu anda Türkiye Karabağ'da askeriyle var. Bilsin ki Türkiye Karabağ'da milli ruhuyla var. Nuri Paşası'yla var. Enver Paşası'yla var. Var da var. Görüşmek istiyorsun. Bize bu konuda ajanslara yansıdı. İdlib'de konuşacaksın. Ama aklında Karabağ'dan çıkmamak var. Orayı sınırının devamı görüyorsun. Orayı sınırının SSCB sınırı görüyorsun. Ama biz de diyoruz ki hadi oradan. Türkiye taviz vermez. Zengezur'la ilgili sözünü sana hatırlatır. Önce sözünü tutarsın. Zengezur'la ilgili şerhi kaldırırsın. Türkiye oraya girer. Ondan sonra masaya oturulur. Zengezur sözünü tuttun mu Putin? Evet. Zengezur sözünü tutmadığın gibi korumaya aldığın, Rus sözde barış gücüyle korumaya aldığın bölgelerden ateşi durdurdun mu? O da hayır. O zaman Türkiye ne yapsın? Türkiye seninle ne görüşecek? Türkiye görüşürse ne olacak? Evet, bunlar çok önemli şeyler. Türkiye'nin görüşmesi için Rusya'nın önce temel sözlerini tutması lazım. Karabağ'da hiçbir sözünü tutmayan, bildiğini uygulamaya çalışan ve bu konuda da iyi bir sınav vermeyen Rusya'ya karşı Türkiye çok temkinli. Azerbaycan da güçlü kalarak, Azerbaycan'ın askeri işbirliğini iyice arttırarak Rusya'nın artık pes etmesini bekliyor. Güzel de bir taktik. Evet, Türkiye'nin hem Suriye'de hem Karabağ'daki kararlı duruşu Putin'in zirve yapma arayışına itti. Peskov muhtemelen randevu arayışlarında. Biraz daha bekleyin bakalım. Sözünüzü tutun. Adam olun. Bakarız çaresine. Evet kahraman Türk kardeşlerim. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoya beğeni atıp arkadaşlarınızla lütfen paylaşın. Ve kanalımın katıl butonu açılmıştır. Katıl butonuna basın. Üye olun değerli kardeşlerim. Görüşmek üzere.